Bazı kararlar aldım Celal. Biliyorum. Söylemiştin. Yine de niye bu hazırlık? Hayır, öyle kararlar değil. Bazı yanlış kararlar almıştım ve fikrim değişti diyelim. Neymiş o değişen fikirlerin Mavur? Söylerdik. Bundan mı duymak istiyorsun? Olabildiğince hızlı olursa sevinirim. Celal. Ha. Ne oldu sana? Niye bu kadar telaşlısın? Buraya geliyorlar. Kim geliyor? Savaşın adamları. Nasıl, niye? Niye olabilir sence, bir düşün bakalım. Beni öldürmek için. Ben ölmeden rahatlamayacaklar. O yüzden çıkmamız lazım buradan. Haydi. Celal bekle. Dur. Bak, ben kaçmaktan çok yoruldum artık. O yüzden söyleyeceğimi söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Tamam, söyle o zaman. Evet. Sonsuz artık, evet. Takip et beni. Celal dur. Dur. Bayan delirdi mi? Deli deşik edecekler bizi burada. Bunlar bile değil. Hatta hiç korkmuyorum. Sonunda sen de delirdin değil mi? Celal, bana bir söz ver. Buradan çıktığımızda hemen evleneceğiz, tamam mı? Hemen mi? Hemen. Yıldırım nikahı. Tamam. Söz. Maraş'ta söz. Anlaştık. Haydi gel arkamdan. Kemerinden mi tutuyorum? Unutmamışsın. Hadi. Demek hurdacı kaçtı. En azından savcıyı halledebildiniz. Savaş Bey. Savcı da yaşıyor. Maraşlı. Henüz ondan haber yok. Hani bu adamlar profesyoneldi Suat? Fuat'ın evi basılırken gördünüz. Adamları iyi. Mekanı yerle bir ettik. Çok az zayiat vererek hem de. Şans işte. Şans diyorsun. Savcının arabasını tarıyorsunuz, adam sağ kurtuluyor. Bu adamın şansı ama senin aptallığın değil, öyle mi Suat? Haklısınız Savaş Bey. Bu hiç iyi olmadı. Hem hurdacı hem savcı peşimize düşecek. İnşallah pasaportun vardır Suat. Pasaport mu? Pasaport Suat, evet pasaport. Bir an önce yurt dışına çıkmamız lazım. Hiçbir şeyden haberin yok. Ben sana söylememiş miydim? Bu işi becerirsek kral oluruz ama... Beceremezsek bizi diri diri gömerler diye. Becerebildik mi? Ben hemen hazırlıkları yapayım. Şu üstünü başını değiştir. Bana hurdacıyı hatırlatıyorsun. Ateş edeceğim sana. Tamam Savaş Bey. Woo!
hastaneyle görüşme sağladık. Acil servisten bekleniyoruz şu an. Çok, çok kötü. Üç kurşun isabet etmiş. İkisi dışarıda, biri içeride savcı bey. Hayat tehlike gözükmüyor. Haber vermemizi istediğiniz birisi var mı? Adliye. Adliye yardımcım. Yalnız olay yerine basın mensupları gelmişti. Haberlerde yayınlanacaktır, bilginiz olsun. Mahur, yangında. Mahur! Mahmut! Buraya gel. Buraya gel. Bunu işeceğim. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Buna bak. Çabuk. Buradan gitmemiz. Al telefon. Buradan dön, üzeri kaç. Arkana sakın bakma, tamam mı? Caddeye çıkınca ara beni. Sen! Geleceğim ben, merak etme. Hadi koş. Sen gel. Haydi koş. Koş hadi. Haydi. Alo. Alo, ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin. Çatışma çıktı. Silahlı çatışma çıktı. Hepimizi öldürecekler. Ne olur hızlı gelin. Sanki yeni mekanım. Savaş Bey, büyük bir aksilik var. Bugün iyi bir haber vermeyeceksin değil mi Suat? Söyle. Yurt dışına çıkamıyoruz. Yani yasal yollarla. Sebep? Savcı yurt dışına çıkma yasağı koymuş. Her yerde aranıyoruz. Sahte kimlik yaptır. Onlar hazır ama yine de riskli. Hava yolları, kara yolları, her yer tutulmuştur. Arama ekipleri her yerde bizi arıyor. Durum ciddi. Söyle Suat, başka bir şey mi var? Nakdimizin büyük bir kısmı hurdacıda. Yolda nasıl bir masrafla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Nakit lazım yani. Farkındayım. Farkındayım. Ara şu adamları, ara. Hangi adamları? Maraşlı'yı öldürmeye gidenleri. Öldürmesinler, canlı yakalasınlar. Tek şansımız tamam. Bu. Maraşlı'yı vereceğiz. Hurdacı'dan paramızı alacağız. Tamam, hemen arıyorum. Eğer geç kalırsan sen de öldün Suat. Yine yırttı. Yine yırttı. Yine yırttı, yine yırttı. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet, evet. Tamam. Hadi. Ve
Başınız sağ olsun. Dilara Hanım, başınız sağ olsun. Biliyorum şu an acınız çok taze ama acaba birkaç soru sorabilir miyiz? Tabii, buyurun. Evinize girenleri tanıyor musunuz? Düşmanınız mıydı? Savaş Yıldırım. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Siz de tanıyorsunuzdur. Savcı Ali Güven Öz Yılmaz cinayetinde yargılanmıştı. Neden böyle bir saldırıda bulunmuş olabilir? Babanızla ilişkisi neydi? Baba söylesene. Maraşlı'nın gerçek ismi Mehmet İnce mi? Dilara Hanım, iyi misiniz? Ben bilmiyorum. Hesabı kim neydi, neydi hiçbir fikrim yok. Geldi ve herkesi öldürdü ve gitti işte. Hem ifadeniz için hem Savaş Yıldırım'ı teşhis için müsait olduğunuza karakola gelirseniz sevinirim. Tamam. Merak etmeyin, en kısa zamanda geleceğim. Tekrar başınız sağ olsun. Siz mi aradınız? Evet, ben aradım. Ne olur yardım edin. Biz aşağıdaki dairendeydik. Çatışma çıktı. Sevgilim kaldı içeride. Tamam, sakin olun. Nerede bu ev gösterebilir misiniz? Evet. Tamam, buyurun geçin. Celal! Celal! Hanımefendi, sakin olun. Bekleyin şöyle. İçerideyse... Bir şey yaptılar sonra. Tamam, biz ilgileniriz. Siz sakin olun. Oğlum, bakın hemen içeri. Bir şey oldu. Boş, kimse yok. Nasıl boş? Oğlum, emin misin? Hanımefendi saldırıya uğradık, sevgilim içeride kaldı diyor. Komutanım, saldırı olmuş doğru. İçerisi darmadağın. Belli ki birileri buraya baskın yapmış. Ama içeride de bir kan izi var, bir de ceset var. Allah kahretsin. Götürdüler onu o zaman. Kim götürdü? Savaş yaptı bunu. Hanımefendi bir dakika. Siz önce şu olayı bana en başından tane tane bir anlatın. Biz olaya öyle müdahale ederiz. Ya bakın, vakit yok. Vakit, onu alıp götürdüler. Ya öldürdülerse, ya bir şey yaptılarsa ona gidip bulmamız lazım. Tamam. Önce şu sevgiliniz kim? Bir resmi falan var mı? Verin bize. Ekiplere haber verelim. Yolda görürlerse çevirsinler. Buyurun. Merkez. Mehmet İnce. Ünlü istihbaratçı Mehmet İnce. Bizim şanla şöhret de işimiz olmaz Savaş. Onlar senin bileceğin iş. Sen hayatıma girdiğinden beri sende bir numara olduğunu biliyordum. Nereden mi biliyordum? Çünkü ben tesadüflere inanmam. İster inan mı? Hala mı aksan yapıyorsun? Bırak bu işleri. Dosyanı okudum. Maraş'la alakan yok.
Sen öyle okuduğun her şeye inanıyor musun Savaş? İnanmamalı mıyım? Çok gerginsin. Ben de gerginim. Bu şartlar altında konuşamayız. Fuat Baba yaptıkları yanında mı kalacak sanıyorsun? Bu sefer seni güneşten öldürmeyeceğim. Kendi ellerinde yakacağım Savaş. Gebereceksin. Fuat mı? Fuat kimdi Suat? Hani kızının yanında kafasına sıkmıştınız ya daha yeni. Ama delikanlı adammış gerçekten. Senin Mehmet İnci olduğunu söylemedi. Ama ben bir insan sarrafı olduğum için tabii yalan söylediğini anladım. Bana yalan söylemenin cezası da ölümdür Mehmet. Soracağım ben sana o cezayı. Sus. Geçelim şimdi bunları. Sen şuna cevap ver. Sen madem Mehmet İnci'sin, neden cezaevine girdin? Hem de benim işlediğim suçlar yüzünden. Teşkilatla mı aran açıldı? O zaman olabilir. Kafamda oturuyor bazı şeyler. Nevzat da ikisi plan yapıp kendi başlarına operasyon çekmeye kalkmışlar. Senin hurdacıya olan takıntını anladık da hurdacının sana takıntısı ne Mehmet? O da bizim onunla aramızda sır. Sır. Bu sır benim çok işime yarayacak. Götürün bunu. Ama dikkat edin. Her an her şeyi yapabilecek cinsten biridir. Eski istihbaratçı ne de olsa. Ara bakalım şu hurdacıyı. Bu herif için bu kadar para verir mi bize? Belki daha çok bile verir. Maraşlı'yı çok seviyor o zaman. Çok. Abi. Ha. Yaksaydık keşke bunları ya. Çok ceset oldu burada. Bir şey olmaz. Zaten fazla kalmayacağız burada, gideceğiz. Hatta sen yeni bir yer bakmaya başla. Sen bilirsin ha. Bak öyle bütün toprağı aynı yere atıyorsunuz. Orası Göbekli Tepe oluyor. Höyük gibi. Millet altında define var zannedecek. Düzleyin toprağı. Ayrı ayrı yerlere atın oğlum. Şüphe çekmesin. Tamam. Düzlet. Bu kim lan? Oo Savaş'ım. Kötü haber tez duyulur derler. Geldi mi o yamağa Suat yanına? Geldi. Hayırlı olsun, ölmemişsin. Sağ ol. Darısı senin başına diyeceğim ama artık biraz zor biliyorsun. Ben de seni bu sebeple aradım. Aramızdaki düşmanlığa bir son vermek için sana bir teklifim var. Evet, dinliyorum. Biliyorsun benim paramın çoğu sende. Yok. Sen yanılıyorsun. Senin bende bir paran yok. Kalmadı yani, harcadın hepsini. Harcadım mı? Ne zaman harcadım? Ne çabuk unuttun sen, Savaş'ım ha? Bir sürü mermi sıktın sen burada. Değil mi? Şimdi o mermilerin bedelini bir ödemek zorundasın. Faturanı birazdan çıkartır Kadir sana ama... Ben sanmıyorum bende paran kaldığını. Neyse, var ya da yok. Çok da fark etmez. Sen benim elimdekini duyunca bu hesapların bir önemi kalmayacak zaten. Sen çıkar bakayım ağzındaki şu baklayı. Evir çevir, sümü kapı ettin iyice. Bana 50 milyon lazım. Dolar ha? Dolar. Yurt dışına kaçacaksın yani. Savcı her yerde beni arıyor. Duydum. Sen karşılığında ne vereceksin bana? Mehmet İnci'yi. Gerçeğini mi çakmasını mı? Maraşlı diyeyim o zaman. Ha. Bak şimdi oldu işte. Kabul ediyorsun yani. Pazarlık bile yapmadan hem de. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Savaş'ım. Bazı meseleleri çabuk halletmek icap eder. Gerçi senin kafan böyle şeylere basmaz ama... Ben bir şeyler öğreteyim sana. Tabii sen habire onu öldürelim, bunu keselim. Hep bu işlerin peşindesin. Ama bu işlerin peşine düşe... Bak ne hale geldin değil mi? Biraz da abini dinle. Neyse ulan, lafı da fazla uzatmayalım. Kadir, parayı hazır edince... Konumu saati sana atar. Buluşursunuz. Aha, tamam. Vay be.
Kadir'im. Efendim abi. $50 milyon hazırla. Savaşta buluşacaksın. Parayı ver, adamı al. Nakit mi abi? Nakit. Peki abi, bu adam 50 milyon eder mi sence? İnşallah ediyordur. İnşallah. Hadi. Bak gene aynı yere atıyorsunuz toprağı. Oğlum höyük oluyor, höyük. Yayınçlıyor şu toprağı. Geçmesiyle karşınızdayız sayın seyirciler. İstanbul bugün hain bir saldırıyla adeta sarsıldı. Savcı Tolga Güraçar'ın aracına trafik ışıklarında durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Savcı Güraçar aracına açılan ateş sonucunda yaralanarak... Bu bizim Tolga değil mi? Evet, evet, bu o Hamiyet Hanım. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor. Eyvah! Olay yerine sevk edilen emniyet... Mahvun haberi var mı acaba? İlk açıklamalara göre... Hay Allah. Hay. İnşallah iyileşir çocuk. Durumu belirsiz diyor. Peki hangi hastanede yattığını söylüyor mu? Yok, söylemediler. Hay hay Allah'ım ya. Kim yapar, neden yapar, nasıl yapar? Mahur. Efendim halam. Ay, neredesin kızım? Tolga'nın yanına gidiyorum şimdi adliyeye. Ha. Yani senin haberin yok öyle mi? Neyden haberim yok? Ne oldu? Tolga. Tolga silahlı saldırıya uğramış. Ne? Nasıl yani? Ne zaman? Ben de şimdi televizyonda duydum. Yaralanmış ama durumunun nasıl olduğunu bilmiyorlar. Canım, iyi misin? İyiyim halan. İyiyim. Sen şimdi Tolga'nın yanına gidiyorsun değil mi? Ama hangi hastanede olduğunu televizyon söylemedi. Evet gideceğim. Tamam, ben yanındaki kızı arayıp öğrenirim nerede olduğunu. Olur. Olur ama bizi habersiz bırakma, tamam mı? Tamam. Tamam hala, merak etme. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne haber Mehmet? Nasılsın? Var mı bir ihtiyacın? Var. Şu ellerimi çöz de seni rahatça boğayım. Çok acil bir ihtiyaç değilmiş. Bekleyebilir. Sana şeyi soracağım. Bu hurdacı senin için $50 milyon gözden çıkardı da... acaba diyorum daha fazlasını isteseydim verir miydi? Şansına güç savaş. Verirdi. Bu can sıkıcı oldu işte. Ama merak ediyorum, bu kadar değerli olan nedir? Bu kadar değerli olan şu, adamın ne alt yediğini öğrendim. Benim de ne alt yediğimi öğrendin. Ben de korkmalı mıyım? Seninle sonra ilgileneceğim ben. Senin yerin cehennem. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Aslında burada sana işkence etmek var ama... hurdacı ters adam, şimdi seni hırpaladım diye durduk yere çatışma çıkarmasın. Dedim ya, şansına küs. Kendimi çok zor tutuyorum.
Necati. Bey. Ay! Ne yapıyorsun ama? Ne yapıyorsun ama? Bak senin yüzünden mahvettim her yeri. Affedersin. İyi oldu. Boş ver. Bırak o ilaçları içmek istemiyorum zaten. İçmezsen nasıl iyileşeceksin ama? Hasta değilim ki ben. Ben bir bez getireyim. Mahvoldu her yer. Tamam bir şey olmaz. Bir bardak su. İlaçların da devrildi ama Necati. Tamam. 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 Necati ne yapıyorsun ama? İçtim hepsini. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Hayır rahatlamadım. Yapma bir daha mı böyle şeyler? Çok korktum. Özür dilerim. Ben de. Sen niye özür diliyorsun ki? Kötülükleri ben yapıyorum. Özürleri sen diliyorsun. Öyle söyleme. Yalan mı? Keşke yaptığım kötülükleri affettirmenin bir yolu olsa. Bana en iyi gelecek ilaç o olurdu bence. Necati. Her şey geçmişte kaldı. Unutursan iyileşirsin bence. Yaptığın kötülükleri unutmak seni iyileştirmez Beyge. Sadece aptallaştırır. Öyle söyleme. Sen kötü bir insan değilsin, tamam mı? Evet, bazı şeyler yaşandı. Sen kötü olduğun için değil. Kandırdılar seni. Doğru ya. Evet. Kandırdılar beni. Ben kötü biri değilim. Sadece salağın tekiyim. Hayır, değilsin. Benim bir şey yapmam lazım Beyye. Bu hikayenin bir yerinde benim ya kötü, ya aptal, ya da kahraman olmam lazım. Kahraman olabilirsin. Kahraman olmak için geç kaldım bence. Sadece benim kahramanım olsan yetmez mi? Mahur geldi mi? Hayır, gelmedi henüz. Gelince haber ver bana. Bana çok önemli bir konu konuşmam lazım. Neymiş o önemli konu? Hangi konu? Tamam, gel. Biraz dinlenelim. Uyumak istemiyorum. Biliyorum, biliyorum. Gel. Uyumak istemiyorum. Mahur. Tolga. Mahur. İyi misin? İyiyim. Şimdi daha iyi. Ucuz atlattık. Doktorunla konuştum. Bu ameliyatın iyi geçmiş. Son anda gaza basmasam delik deşik olacakmışım. Ama işte ufak birkaç yarayla atlattık. Otursana. Yani pek de ufak sayılmaz kurşun yarası, nasıl olur bilirim ben. Nasıl yani? Boş ver, uzun hikaye. Zamanım var. Daha birkaç gün daha buradayım çünkü. Tolga, iyi olmana çok sevindim. Yani sanki bütün bu olanların sorumlusu benmişim gibi hissediyorum çünkü. Hayır, 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 hayır Mahur. Senin bir alakan yok. Bu benim görevim sadece. Dosyayı ben devraldım ve gereken neyse yapıyorum. Böyle saldırılardan korkacak, yılacak bir adam değilim ben. Biliyorum. Tanıdım yani artık seni az da olsa. Kadir'den mesaj geldi Savaş Bey.
Takas için adres gönderdi. Tamam, hazırlanın çıkalım. Bu hurdacı bir numara çekmez bize değil mi? Çekerse bütün adamlara söyle, ilk kurşun Maraşlı'nın kafasına sıkılacak. Tamamdır Savaş Bey. Savaş denen herifin işi bu. Bu herif tam bir manyak Mahur. Biliyorum. Biliyorum, bizi de öldürmeye çalıştı. Bizi derken? Celal'le beni. Yani ben kurtuldum ama Celal kurtulamadı. Nasıl yani? Öldü mü? Hayır. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, polislere haber verdik. Herkese haber verdik ama haber yok, bulamadılar da. Bu adam... Ya bu adam Maraşlı'dan ne istiyor? Yani derdi... Derdi Mehmet İnce'yi bulmaktı. Bilmiyorum. Bilmiyorum, herhalde geçmiş hesaplaşmalarla alakalı bir şey. Bak, her ne kadar ispatlayamasam da Savaş her şeyin sorumlusu. O benim ailemi öldürdü, ben bunu biliyorum. Merak etme. Bütün bunların hepsinin hesabını soracağım ben. Bütün sır bu Mehmet İnce denen adamda. Şimdi konuşmuyor ama ben onu konuşturmanın yolunu bulacağım. Ortada çok büyük bir oyun dönüyor Mahur. Herkesin burada bir çıkarı var belli. Tolga, sen madem Mehmet İnce'nin kim olduğunu buldun, niye tutuklamıyorsun onu? Ya ne bir delil var, ne bir tanık. Adamı ben neyle suçlayacağım? Ama suçlu olduğunu biliyorsun. Abimi öldürmeye kalktı. Durum tahmin ettiğimden daha karışık. Bu Savaş sadece dosyayı almaya çalışıyordu. Yani başka biri için çalışıyor. Mehmet İnce'nin peşindeki asıl kişi Savaş değil. Nasıl yani? Kim peki o zaman? Ben bir kalkayım ayağa. Hepsini öğreneceğim. Hepsini. Mahur. Sana bir polis koruması ayarlayalım. Gerek yok. Yani... O adamlar Celal'in peşindeydi. Benimle bir alakaları yok. O yüzden gerek yok. Tamam. Ben ilgileneceğim o konuya, sen merak etme. Kısa zamanda buluruz Celal'i. Tamam. Ama o yokken koruma gerekebilir. Tolga, Celal benim korumam değil. Tekrardan geçmiş olsun. Hurdacı yok mu? Hurdacı böyle işlere karışmaz. Ben hallederim. Halledebiliyor musun bari? Anlamadım. Omzun diyorum. İyi mi? İyi. O bavullarda umarım tahmin ettiğim şey vardır. Evet, paralar hazır. Mehmet İnce nerede? Araçta. Görecek misin? Evet. Seni diğer aracı alacağım. Ne yapacağınız? Seni diyorum. Diğer aracı alacağım. Arada çatışmadan çıktım. Kulağım iyi duymuyor. Biraz yaklaşır mısın?
Seni diyorum, diğer aracım. Diğer aracım. Al bakayım, nasıl diğer aracım? Al bakayım, nasıl alacağım? Al bakayım. Basar lan! Dur! Yeter, bırak! Bırak! Yürü! Bırak lan! Sana bunun hesabını soracağım. Sana da geleceğim, az kaldı. Bulabilirsen beklerim. Hadi, bavulları getirin. Eksik çıkarsa geri gelirim. Bizde para eksik olmaz. Her şey kuruşu kuruşuna alınır, verilir. Hurdacı kanunu mu? Efendim Mahur. Merhaba. Kusura bakma, ben Nevzat'a ulaşamayınca seni aramaya karar verdim de. Bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu Celal. Biz daha evindeyken Savaş bize saldırdı. Yani ben kaçtım ama Celal'i alıp götürdü. Ne diyorsun Mahur sen, nasıl yani? Hani ne zaman oldu bu? Birkaç saat önce. Ben herkese haber verdim. Polisi de aradım. Jandarma da geldi, baktı ama hiç ses yok. Savcıya saldıran da Savaş o zaman. Evet, ben şimdi Tolga'nın yanından çıktım. O da öyle düşünüyor. Savcı Bey nasıl, iyi mi? İyi, ucuz atlatmış çok şükür. Ama Hilal, ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Bu Savaş eninde sonunda hepimizi öldürecek mi? Ne olacak? Kimseye bir şey yapamaz o. Sen merak etme. Tamam, ben ilgileneceğim. Tamam, bir şey duyarsan ne olur bana da haber ver. Tamam, merak etme. Ya Savaş'ın onu öldürme gibi bir niyeti olsa zaten cesedi saklamakla uğraşmaz. O diğer savcıya da öyle yapmıştı. Belli ki peşinde olduğu bir şey var onun, ama o peşindeyken biz onu bulacağız. Anladım. Haber ver mutlaka, ne olur. Haberler kötü Nevzat. Duydum. Savcıya saldırmışlar. Savaş'ın işi değil mi? Sadece savcıya değil, Celal'le Mahur'a da saldırmış. Ne diyorsun sen? İyiler mi peki? Mahur'u iyi, şimdi konuştum ama Celal'i almış. Ulan ben böyle işim var ya. E tabii şerefsiz öğrendi bizim numaramızı. Evet. Mehmet İnce olduğunu biliyor ama öldürmediğine göre başka bir planı var. Ne plan olacak? Burada Celal pazarlık yapacak işte. Adam en son bunu fena harcayacaktı. Belli ki tırslı çakal. Fuat'ı öldürdü. Savcıya saldırdı. Bu da yetmezmiş gibi Mehmet İnce'yi aldı. Ne yapacağız İlal? Savcı ölmedi ama. Yani bu onun için hiç iyi değil. O plan işlemeyecek bence. Vallahi ben onun olduğunu bilmem ama bizim bu hurdacıyı bulmamız lazım. Sen bilmiyor musun nerede olduğunu? Nereden bileceğim İlal? Çuval geçirdiler kafama. Girerken de çıkarken de. Hurdalık gibi bir yerde işte ama bilmiyorum yani.
Mehmet İnce biliyor ama. Bizi takip etti o. Artık yapacak bir şey kalmadı. Ben kuruma haber vereceğim. Ya Hilal güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da. Onca olaydan sonra kurumumuza ne diyecek? Kafamıza göre bir dünya iş yaptık biz. O kadarını söylemeyiz. Ne kadarını söyleyeceksin Hilal? Bak anlatırsan hepimiz yanarız. Anlatmasam yanmayacak mıyız Nevzat? Ya adam kafayı yemiş, kendini Maraşlı sanıyor diyorum. Ya tamam doğru söylüyorsun, haklısın da. Yani bence anlatırsan da hepsini anlatma. Eninde sonunda her şey ortaya çıkmayacak mı? En azından ortaya çıkana kadar eğer biz bu hurdacı denen şerefsizi bulursak, onu bir halledersek kuruma söyleyecek bir sözümüz olur bizim. Tamam. Ben kurumla konuşacağım. Ya Hilal konuş tamam, ben sana konuşma demiyorum. Adam hakkında bilgi ver, kurumunla bilgisi olsun. Ama her şeyi anlatma. Anladın? Bir sürü operasyon çektik. Tamam Nevzat, tamam. Halledeceğim. Hilal, yakma bizi. Mahurcuğum, iyi misin? Tolga nasıl? İyi. Tolga da iyi. Hayati tehlikesi yokmuş. Doktor öyle dedi. Oh, çok şükürler olsun. Çok geçmiş olsun Mahurcuğum. Sağ ol. Gel canım, gel. Geç şöyle. Geç şöyle. Mahurcuğum, sen hiç iyi görünmüyorsun. Celal'le bize de saldırdılar. Ne? Celal beni korumak isterken kendini feda etti. Alıp götürdüler onu. Nerede bilmiyorum. İyi mi bilmiyorum, yaşıyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yani? Nereye götürdüler? Bilmiyorum valla. Hep o savaş denen adam yapıyor bunları. Bir türlü bırakmadı peşimizi. Hayatımı mahvetti, ailemi mahvetti. Mutluluğumu mahvetti. Sürekli bir yerlerden çıkıyor. Ne zaman artık peşimi bırakacak bilmiyorum. Bütün hayatımı mahvetti sürekli. Tamam. Yiyeceğim, bir bardak su getirsin. Tamam canım. Tamam canım. Güzel kızım, güzel kızım. Her şey hazır Savaş Bey. Sabah limandan ayrılıyoruz. Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya. Bir sorun çıkacak mı Suat? Zannetmiyorum Savaş Bey. İşini bilen adamlarla yola çıkacağız. Sıradan kaçakçılar değil. Biraz pahalıya patladı ama ülkeden sorunsuz çıkarız. Yarın sabah git, huzur evinden annemi al gel. Annenizi mi? Evet, niye bu kadar şaşırdın? Onu burada mı bırakacaktım yani? Gerek var mı Savaş Bey? Ha, ayak bağı olur diyorsun yani. Hayır, öyle demiyorum. Yolculuğumuz sıkıntılı geçecek. Dayanabilir mi emin değilim. Balıkçı teknesiyle mi gidiyoruz Suat? Hayır Savaş Bey. O kadar paraya balıkçı teknesi kiralamadık. Koca tekne. Konteynerda gidiyoruz sanki. Birlikte gideceğiz. Sınırı geçtikten sonra güvenli bir yere annemi yerleştiririz. Sonra başımızın çaresine bakarız. Hurdacı, ona zarar verirse kendimi affedemem. Nasıl isterseniz Savaş Bey. Thank you.